Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 15 Mart Cuma Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberiz. Antalya'da 9 koşulu 2 altılı bir programımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar dileyelim sevgili dostlar. Evet biliyorsunuz kuponumuzu oynamıştık. Abi sen iptal ediyor mu etmiyor mu diye ee, Baya zerzece bulunan e, Birkaç arkadaşlarımız oldu İnanmayan arkadaşlarımız oldu Biz e, Yani Ne diyeyim ben e, diyecek bir söz bulamadım e, tabii ki oynadığım kuponu yine göstereceğim e, Son iki ayağa kaldık İki tane bankomuz vardı e, Gelen kurguyu oynamıştık Zaten 200 TL'lik Hemen onu sizlere göstereyim Kuponu iptal etmedik Sevgili dostlar bunu göstereyim ben Evet. Oynadığımız kurgu bu. Demin e, zaten dördüncü ayak koştu. seçeren geldi. Baba Tamer'den ben çok umutluydum. E, sonları getirir dedik ama e, seçeren yine bu kısa mücadele içerisinde iyi koştu. 5-10. Neverland'dan da zaten sağdan üstüne basarak önermişlerdi. O da ikinci oldu. E, son iki koşumuza kaldık. Kuponumuz e, görüyorsunuz. Oynanmış bir şekilde. İptal etseydik zaten bunlar böyle e, çıkmazdı. İnşallah e, yani e, tatmin olmuştur bazı arkadaşlarımız e, gösterim ileride zaten ne kupon gösterim ne bir şey yaparım beni tanıyan tanıyor, tanıyor. E, yani gitsinler başka e, yorumcuların o verdiği kurgulara bir baksınlar oynuyorlar mı oynamıyorlar biraz da onlara e, zel zel işte bulunsunlar ondan sonra gelip bize evet abi bir tek sen yayınlıyorsun bir tek sen oynadığın kuponları verdiğin kurguları oynuyorsun bir tek sen şeffaf olarak gösteriyorsun diye ee, gelsin sonra bize bir yorum yazsın. Ondan sonra görelim. Bakalım. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Yorumlara başlayalım sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla itibaren altılı ganyanımız başlayacak. Birinci altılı ganyanımızın startı verilecek. Ee, saatlerimiz 14'ü gösteren Maiden 4 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik kuma çıkacak. 8 safkan yer alıyor fazla idare edemeyeceğim sevgili dostlar. Tuttum safkanları hemen sizlerle paylaşayım. 2 nolu İboş'ta başlıyor İsmail Dinar'la. 4 nolu Saad'ın hızı İlker Soya teşhinde. E, ve de 8 nolu safkanımız Yeşil Vadiye Onur Atmaca ile dikkat diyeceğiz. Evet 2, 4 ve 8 benim sıralamam bu şekilde. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin derim sevgili dostlar. Tabii ki Sağdan gelen duyum olursa bugün İzmir için elimize gelen kurguları paylaştık. Ve de Kocaeli'yi de demin paylaştım sevgili dostlar. Sağdan gelen duyum olarak açık bir şekilde. Genelde biliyorsunuz katıl butonuna özel olarak paylaşıyordum. Yarın belki Antalya'da sevdiğimiz arkadaşlarla buluşursak katıl butonuna özel olarak paylaşacağım. Bunun bilgisini de vereyim hem de İzmir için Evet, geçelim ikinci koşu. Şartlı 4, 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik kum, 7 safkanımız yer alacak. Evet, burada aslında iki safkan arasında ben gidip geldim. Onlar kimler? 1 ve 5 nolu safkanlar arasında geçecek bir mücadele gibi görünüyor. Ama ben burada iki tane safkana dikkat çekilmesini istiyorum. 3 nolu safkanı Uğur Timur'la ve de 4 nolu safkanımız Hişman Çizik eşliğinde bu safkanlara da dikkat diyebileceğimiz kaliteli bir isimler. 1 5 çizgi 3 4 daha sonraki ihtimaller sürpriz konumunda önereceğim 2 safkan. Evet geçelim 3. koşu. Kısa vade 8 4 yaş 1400 kuma çıkacak. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Banko ismimiz olacak. Eray Çizik eşinde piste çıkacak olan İsyan Ateşi Eray Çizik'le bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim banko ismimdir. Üçüncü koşuda iki nolu isyan ateşi. Evet geçelim dördüncü koşu handikap 16-1 mücadele. Bizleri bekliyor. 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kuma çıkacaklar. 9 safkan yer alıyor. İkinci altılı gayımız bu koşuyla başlayacak. Evet birazcık temkinli geçmemiz doğru olacaktır bu koşuda. Evet ilginç safkanlar var. İyi koşan safkanlarımız var. 2 nolu İsyan Arzum'la başlayacağız Özcan Yıldırım eşliğinde ikinci atımız 5 nolu Anadolu Express Uğur Timur'la 4 nolu safkanımız Ayhan Kurşun eşliğinde 1 nolu Hişman in My Heart diyeceğiz. Hişman çizik eşliğinde mesafe kısa çıkıp bitirebilir. Yani e, biraz e, orta mesafe ama dikkat diyeceğiz bu safkana ve de yaban atılmayacak bir safkan daha. O da Eray Çizik'le 9 nolu safkarımıza dikkat. 2 5 4 1 ve 9 şeklinde oluştu. İkinci altılı ayımızın başlangıç ayındaki sıralamamız. Evet geçelim 5. koşu satış 2 4 Araplar 1300 kum 11 safkan yer alacak. İkinci 5'li ayımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burası da ee, yine zorlu bir koşu bizleri bekliyor. Burada 3 nolu alma Ata Kaya ile başlayacağız. Hişman çizik eşliğinde sonradan 1 nolu kazancı Uğur Timur'la bu aralar gerçekten geri planda kaldı ama yarın ters bir yarış yapabilir. Nolu temsilci kazancı Uğur Timur'la dikkat diyeceğim. Sonradan 4 nolu canım babam Kadir Tokoçoğlu eşliğinde 5 nolu Delayla İsmail Dinar'la ve 2 nolu Kızıl Vazo Mertcan Çelik'le her an devreye girebilecek kaliteye sahip bir sapkan ama bu aralar kötü gidişe bakalım nasıl bir dur diyecek ilgilerinin yüzünü yarın güldürebilecek mi ben e, ters bir yarış gelirse sürpriz yazar diye düşünüyorum iki kızıl vazoyu da ihmal etmeyeceğim 3 1 4 5 ve 2 sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Bir kupa koşusu grubu 3, 3 yaşlı İngilizler 1700 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet burada da iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Onlar kimler? 5 nolu Madras diyeceğiz Özcan Yıldırım eşliğinde ve de 3 nolu safkan Mertcan Çelik'le etkili koşmasını bekliyorum. Yaptığı son koşularında zaten bunları kanıtladı nasıl kaliteli bir isim olduğunu yani 5 ve 3 Yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. Sıralamamız 5 ve 3. Evet geçelim 7. koşu. Kısa vadı 8-1 mücadele 4 ve Kore İngiliz'den 2100 metre sentetik kuma çıkacak. 6 safkan yer alacak. 2 ile 5 no'lu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet baktığımız zaman 2 nolu safkanımız aklı sözlerine ekürler çok çok önde. Yani kazanmaya yakın gibi görünüyor ama ben burada... Yani bir siz bir oyun oynamayacağım sevgili dostlar. Ee, Özcan Yıldırım eşliğinde. Mesafe uzun. Sonları iyi gelecektir. Yani 2 ve 1 ayrımsız yazılması taraftarıyım. Ya yani dileyen arkadaşlar 2'ye yönelebilir. Alternatif banko olabilir ama ben birsiz bir kurgu düşünmüyorum. Yapmayacağım. 2 ve 1 diyerek 7. koşuyla bu iki safkanla geçmeyi planladım. Evet geçelim 8. koşu. Meydan 4 yaş araplar 1500 sentetik kum. 8 safkanımız yer alacak. E, artık yani zamanının geldiğini düşünüyorum. Evet. E, yani Meydan'a artık veda etmesi gereken bir safkan var. E, o da Kukitay. Sadık Altay eşliğinde. aprant arkadaşımız da. Yani bu grubu da geçmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani artık e, geçemezse de bu grubu bir daha da zaten banko bankoda onaylamayacağız e, Kukitay'a. Yani 4 Kukitay benim yarın 2. altılı gayrin için kalem olacak 4 nolu Kukutay Sağlık Altayla benim Bankomdur 7 8. koşta. Evet geçelim 9. koşu ve 6. gayrimizin son ayağı handikap 15 yamak 1 sınıfındaki aprantı arkadaşlarımız alt binecekler. 4 boy İngilizler 1700 metre sentetik kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. 3 ile 9 nolu safkanlar Ekürü. Evet burada ilk tercihimiz 2 nolu safkanım Ercan ee, Can Kılıç eşliğinde piste çıkacak. Ee, iki 2 Ertuğrul Can Kılıç için e, özür diliyorum arkadaşlar yanlış telaffuz ettik. 2 nolu safkanımız benim iktercim. 2. atım 11 nolu safkanın Emircan Avşar eşliğinde 3 nolu safkanımız Ekürler ve de bir nolu safkanımız Enes Bozdağla yeterli olduğunu düşünüyorum bu zor koşta gerçekten. Yani e, burası da bana zor geldi ama 4 safkan yeterli gördüm ben. 2, 11, 3 ve 1 sıralamam bu şekilde Antalya programımızın son ayağında sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım Antalya kurgumuz buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.